Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Aladağlar Milli Parkı, Yedi Göller ve birbirinden güzel şelaleleriyle ünlü Kayseri'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Yahyalı ilçesinden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Şelaleler Diyarı Yahyalı'dayız ve arkamızda Yahyalı'nın en güzel şelalelerinden bir tanesi olan Derebağ Şelalesi var. Efendim Derebağ Şelalesi Yahyalı'ya 12 kilometre uzaklıkta ve arkamda görmüş olduğunuz gibi yaz kış demeden gürül gürül akma özelliğine sahip. Şu anda içinde bulunduğumuz aydan dolayı biraz sular artsa da daha henüz tam manasıyla doygunluğa ulaşmadı. Aladağlar Milli Parkı'ndaki kar sularının da erimesiyle önümüzdeki haftalarda buralar gürül gürül sularla dolacak ve taşacak. Bu şelalenin en önemli özelliklerinden bir tanesi de yağmur sularıyla birlikte Yahyalı'nın verimli topraklarını besliyor olması ve dillere destan Yahyalı elması. İşte arkamda görmüş olduğunuz Derebağ Şelalesi'nin sularıyla sulanarak sofralarımıza uzanıyor. Eğer yolunuz Yahyalı'ya düşerse bu doğa harikasını görmeden Yahyalı'dan ayrılmayın. Gerçekten muhteşem bir hava, muhteşem bir doğa. İnsan konuşurken kendini bile duymakta zorlanıyor. Hemen arkamda gürül gürül suyun sesini sizler de görebiliyorsunuz. Kameraman arkadaşımın arka tarafında ise mesire alanları mevcut. Yahyalı'ya geldiğinizde, Derebağ Şelalesi'ne geldiğinizde ailenizle ve sevdiklerinizle hoş vakit geçirebilir. Bu muhteşem doğa harikası eşliğinde güzel bir günün tadını çıkartabilirsiniz. Şu anda Yahyalı Ulu Camii'deyiz ve yaklaşık 120 yıllık bir cami içinde bulunduğumuz bu yapı. Yanımızda da Yahyalı Ulu Camii'nin müezzini ama emekli müezzini Hasan Bey var. Sağ olsun kırmadı geldi. Şimdi cami hakkında bizlere bilgi verecek. Hasan Hocam nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Yahyalı'nın tarihi camilerinden bir tanesindeyiz. Yahyalı Ulu Camii, hemen de Yahyalı Meydan'da, merkezde bir cami. Cami tarihi hakkında neler söylemek istersin? Camimiz Yahyalı'nın en maneviyeti yüksek yapılardan bir yapıdır. Hala daha şeyini koruyor, eski yapı şeyini. 1890, tarihte 1900 görünüyorsa da 1890 yılında Hacı Ali Efendi hocanın önderliğinde ve milletin öz emeğiyle yapılmış bir camidir. Buranın taşları, yukarıda kala dediğimiz mevki var, buraya 7-8 kilometre uzaklıkta elden ele çekerek buraya getirmişlerdir. Kala taşlarından yapılmıştır. Hiçbir efendim faiz falan karışmadan yapılan bir cami. Manevi değeri çok yüksektir. Dışarıdan gelen misafirler buradaki yapmış olduğumuz ibadetin tadını başka yerde bulamıyoruz diyorlar. Onun için Yahyalı'mızın en tarihi camidir bura. Hocam taşlar, duvarlarda taş kolonlar görüyoruz. Hala ilk günkü dokusunu da korumaya ve kollamaya özen de göstermişsiniz aslında. Boyadan, sıvadan uzak, sadece alt tarafta bir tahta, üstlerde ise böyle kendine ait bir dekor verilmiş. Taşlar ilk günkü doğallığını koruyor. Bunlarla alakalı bir çalışma yapılıyor mu? Bu taşlar eskiden sıvalıydı. 1986 yılında vakıflar restore yaptılar. Bu taşları yeniden çıkardılar, tarakladılar, efendim meydana çıkardılar. Ve güzel de oldu yani, eski dokusuna kavuştu. Efendim şu anda Malazgirt Savaşı'ndan hemen sonra Yahyalı kurulduğunda Yahyalı'ya gelerek bu bölgeyi fetheden o büyük komutanın türbesindeyiz. Nerede miyiz? Yahya Ali Türbesi'ndeyiz. Türbede Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden bir tanesini görüyoruz. Kameraman arkadaşımın arkasında ve hemen benim arkamda da birer tane pencere bulunuyor. Yani Selçuklu mimarisinin mezar örneklerinde olduğu gibi çift pencere, tek kubbeli, tek katlı bir yapı ve tabii ki yine Selçuklu'nun diğer eserlerinde olduğu gibi sekizgen bir yapı üzerine burası konuşlandırılmış ve Yahyalı'yı fetheden ve tabii ki Yahyalı isminin de alınmasında önderlik eden, onun isminin verilen Yahya Ali Türbesi'nin içerisindeyiz. Hocam gerçekten çok büyük bir zat yatıyor. Anadolu'nun Türkleşmesi'nde Selçuklu Devleti'nin o büyük komutanlarından bir tanesinin şu anda manevi huzurundayız. Neler söylemek istersiniz? Yahya Gazi Hazretleri
1071 Malatya Savaşı'ndan sonra manevi fetihçilerindendir. Deve Ali Develi'ye, Yahya Gazi de Yahyalı'ya Seyit Ali'nin beraber gelmişler. Buranın manevi fetihçilerindendir. Sene 1071'den sonra geliyorlar. Kendisinin de türbesi burada bulunuyor. Türbesi burada. Yahya Gazi olarak anılır. Yahyalımız da ismini buradan alır. Kendisinden alır. Evet. Peki vatandaşların ilgisi nasıl Yahya Ali türbesi? Vatandaşlar devamlı gelip burada ziyaret ederler, dua ederler. Hastası olanlar gelip burada dua eder. Ve buranın en büyük manevi önderlerindendir. Bir tanesi değil mi? Efendim şöyle izah edelim. Geldiğiniz zaman tabii ki burada Kur'an okuyabileceğiniz bir rahle, yine Kur'an-ı Kerim mevcut ve tabii ki burada bir seccade mevcut. Yani geldiğiniz zaman bu manevi huzurda da namaz kılabilirsiniz. Hemen Yahyalı Ulu Camii'nin bahçe tarafında bulunuyor buradaki türbe ve tabii ki yerli yabancı birçok turistin de ilgi odağı olmuş durumda. Şunu ifade etmek istiyoruz ki Anadolu'nun Türkleşmesi'nde birçok komutanın emeği, birçok askerin tabii ki emeği var. Sultan Alparslan'dan Dev Ali'ye, Yahya Ali'ye kadar birçok ismin bu topraklarda, kanıyla suladığı topraklarda bizlere yurt eğlenmiş durumda. Eğer yolunuz Yahyalı'ya düşerse mutlaka ama mutlaka neslimizi, atalarımızı, dedelerimizi bizlere hatırlatacak bu manevi insanların huzuruna bir kere de olsa çıkmanızı tavsiye ediyoruz. Efendim tabii ki Yahyalı dediğimiz zaman akla hiç kuşkusuz ki kıpkırmızı, kocaman ve lezzetli elmalar geliyor. Yanımızda da Kayseri'nin incisi, Yahyalı ilçesinin belediye başkanı Esat Başkan var. Esat Başkan'la birlikte Yahyalı elmalarının tutulduğu soğuk hava deposundayız. Efendim elmalar bu alanda duruyor ve tabii ki hem yurdumuzun hem de dünyamızın dört bir yanına Yahyalı'mızdan gönderilmeye başlanıyor. Her biri oldukça büyük özenle seçilmiş, özenle toplanmış. Az önce şelaleyi çekmiştik. Oranın gürül gürül suları Yahyalı'nın verimli topraklarıyla buluşuyor ve ortaya bu eşsiz lezzetli elmalar çıkıyor. Başkanım mis gibi buram buram elma kokusunu biz girdiğimizden beri zaten burnumuzda hissediyoruz. Çok güzel bir yerdeyiz. Siz anlatın isterseniz. Hemen tabii arz edeyim. Şu anda Hindistan yolcusu elmalarımızın yanındayız. Tabii dünyanın en lezzetli elması diyoruz. Gerçekten iddiamız var. Neden? Elmanın sertliğiyle, suyuyla, diyelim aromasıyla, malumunuz burada demir madenimizin olduğu bir bölgede, coğrafyadan bahsediyoruz. Toprağındaki minerallerin en güzel aldığı herhalde, diyelim bizden önceki dedelerimiz, atalarımız bana göre iyi bir keşif yapmışlar. Yahyalı'da elma neden diyenlere gelsin diyeceğim ben. Bunu tabii şu anda dediğimiz gibi bir belediyemizin yeni aldığımız, mülkiyetini üzerimize aldığımız, tapusunu aldığımız bir soğuk hava deposundayız. Ve kalibrasyon makinesini de birazdan göreceğiz. Bilgisayar sistemiyle elmalarımız tabii büyüklüğüne göre, ebatına göre kendiliğinden seçiliyor otomatik olarak. Şunu arz edeceğim. Gerçekten bu içinde bulunduğumuz soğuk hava deposu Yahyalı'mızın ilk soğuk hava deposu. Dediğimiz gibi burada yaklaşık 2000 tonluk bir elma ancak saklayabiliyoruz, depolayabiliyoruz. Ben tabii Yahyalı'mıza hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu çok da memnuniyetimi de ifade etmek isterim. Sağ olsun geçen Kayseri valimiz Yahyalı'daydı. Kendisi de Isparta valisiyken Hindistan'daki iş adamlarımızı, ihracatçılarımız ve ithalatçılarımızı getirmiştik Isparta'ya dedi. Ben sayın valimiz, tabii Isparta'ya gelen insanlar nihayetinde Yahyalı'mıza da geliyorlar. Şu anda dediğimiz gibi Hindistan yolcusu elmalarımızın yanındayız. Bu lezzetli elmalar başkanım özenle toplandı, seçildi ve tabii ki burada paketlendi. Hindistan'a gidecek. Evet, Hindistan'da yaşayan insanların ağızlarını Yahyalı elması tatlandıracak ve ülkemizi de Hindistan'da temsil edeceksiniz. Gerçekten hatırı sayılır bir ihracatımız var Hindistan'a. Hindistan iyi bir müşterimiz. Ben dediğimiz gibi Yahyalı gerçekten elmacılığın merkezi, elmanın pazarı, aromanın da merkezi diyoruz. Hintler seviyor mu başkanım? Seviyorlar. Kesinlikle seviyorlar. Her geldiğimde de gurur duyuyorum gerçekten. Hindistan'dan ihracat yapan iş adamlarımızı gördükçe. Öyleyse başkanım kalibrasyon dediniz. Bir de oraya bakalım birlikte. Buyurun. Şu anda
anda da kalibrasyon makinesinin başındayız. Tarladan, ağaçlardan toplanan, işte görüyorsunuz, lezzetli elmalarımızın serüveni aslında buradan başlamış oluyor. Evet, doğru. Şu anda bu raydan gidiyor. Elmalarımız birazdan su havuzuna dökülmüş olacak. Olduğu gibi orada yıkanacak elma. Daha sonra o raylardan beraber giderken bir taraftan da tabii kurumuş olacak elma. Yani buradaki ıslanan elmalar, ıslak elmalar birazdan kuruyarak, birazdan programlanan büyüklüğe göre orada seçim olacak. Yani tabii, makine başkanım tek tek büyüğünü küçüğünü ayırıyor değil tabii, mi? Yani bilgisayarda hangi ebatta, hangi ülke, hangi ebatta istiyorsa müşteri ona göre ayarlanmış oluyor. Dolayısıyla bu makinede belediyemizin tabii yani müştemilatıyla beraber almış oldu. Tabii hem yayalımızın milli malı, yayalımızın değeri, yayalımızın kıymeti diye baktığımız bu tesis tabii Yahyalı'mıza hayırlı olsun diyorum ben. Aslında başkanım önemli de bir hususun üzerindeyiz şu anda. Siz her fırsatta Yahyalı elmasını anlatıyorsunuz. Bugün de aslında güzel bir konu. Buranın da mülkiyetinin belediye tarafından alınmış şüphesiz, olması da değil şüphesiz. Mi? Şüphesiz. Tabii inşallah şöyle arz edeyim. Sonraki başkanlara da kalacak mı miras? Kesinlikle. Bu 2000 tonluk soğuk hava depomuzun yerine Allah ömür verirse belki alacağımız bir teşvikle, bir hibe ile Avrupa Birliği olabilir, bakanlığımızın olabilir. İnşallah buraya 10 bin tonluk bir elma deposu olduğu zaman gerçekten elmamız Isparta'ya veya Karaman'a veya Niğde'ye, Antalya'ya gitmemiş olur. Aslında başkanım pandemi döneminde biz toprağı, tarımı bir kez daha böyle ne kadar önemli bir köşeye koymamız gerekiyor. Yani şunu anladık ki evet 3. Dünya Savaşı'nın gıda üzerine çıkacağı konuşuluyor. Bir öyle bir dünyada yaşıyoruz ama gıdanın ve tarımın kıymetini biz Yahyalılar biliyoruz, bilmeye de devam edeceğiz. Peki başkanım, öyleyse bundan sonra Hindistan'a, Almanya'ya, Azerbaycan'a, Afganistan'a nice güzel böyle elmalarınızı göndermeniz ve tabii ki Kayseri'yi de bizleri de unutmamanız dileğiyle diyelim. Kesinlikle efendim, afiyetle olsun. Evet, az önce Esat Başkan söylemişti, yerinde canlı canlı görüyoruz. Elmalar Hindistan'a yola çıkmak üzere paketlendi, hazırlandı değil mi başkanım? Konteynerlarımıza yükleniyorlar. Tabii konteynerlarımız da aynı zamanda soğuk hava deposunu aratmayacak soğuklukta ve derecede. Tabii gidecek, limana gidiyor. Limandan gemilere yüklenerek Hindistan yolculuğu ve Hindistan serüveni bu şekilde başlamış oluyor. Peki başkanım, görüyoruz burada konteynerların içi de aslında küçük birer soğuk hava deposu işlevinde. Tabii yani öyle. Hiçbir zarar gelmiyor. Çünkü yaklaşık Hindistan yolculuğu kolay değil. 35 gün, 40 gün bu elmamız yolculuk yapacak. Nihayetinde bu kıvamını tutturmamız lazım. Kesinlikle. Ve zaten Hindistan'ı bulduktan sonra da 20 gün içerisinde zaten bu tüketiciyle buluşmuş olacak. Evet. Efendim yaklaşık olarak 50 gün sonra eğer Hindistan'da olursanız, pazarları geziyorsanız karşınıza mutlaka Yahyalı elması denk gelecektir. Çünkü oldukça fazla sayıda ve kiloda elmayı buradan Hindistan'a gönderiyoruz. Şimdiden Hindistan'da yaşayan vatandaşlara da afiyet olsun diyelim. Yahyalı'dan Hindistan'a güle güle. Tekder Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri turizminin göz bebeği Yahyalı ilçesinden seslendi. Efendim farklı bir bölümde yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.